saygıdeğer kum yakalılar, Kum Yakalılar Ulusal Kalkınma Kooperatifi ortakları. Öncelikle hoş geldiniz ve değerli basın mensupları, katılımcılar, misafirler. Bugün buraya toplanmamızın bazı koşulları söz konusu olduğundan böyle bir toplantı yapma ihtiyacı hasıl oldu. Öncelikle bu açılışta şunu söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Bu sadece ve sadece bir bilgilendirme toplantısıdır. Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ortaklarının bilgilendirilmesi açısından basın ve yayın kuruluşlarını geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu asparagaz, gerçek dışı haberlere cevap verme açısından doğru olmayan haberleri doğru ve birinci ağızdan bilgilendirmek açısından böyle bir toplantıyı yapma durumu söz konusu olmuştur. Dolayısıyla biz bilgilendirmemizi yaparız. Bilgilendirmemizi yaptıktan sonra bilgilendirmeyi değerlendirme açısından rahatsız olanlar, tatmin olmayanlar idari yola, idari yargıya gitmekte özgür ve açıktırlar. Öncelikle şunu hatırlatmakta yarar var. Bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde hatta Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulduğu dönemden bu zamana kadar sürekli belirli bir grup tarafından eleştiri, hakaret, yani ağza alınmayacak küfürler, her türlü mesleksiz davranışlara maruz kaldık. Ancak şunu ilk önce size bir hatırlatalım. 7/4/2016 7/4/2016 tarihli 6698 sayılı kişisel veri ve kurumsal verilerin korunması kanunu ihlal edilmiştir. Ve bu ihlal muhalif grup tarafından ihlal edilmiştir. Bununla ilgili kendileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına gerekli suç duyurusu yapılacak. Birinci öncelikli sorumuz bu. Biz de yaptık. Çıkan haberler, Kumyaka Meydanı satılıyor, satılı köy yerleri talan ediliyor gibi asparagaz, yalan haberler. Bir sürü yer sattın, nerede? Ne yaptın? Bir sürü yer sattın. Bugün almaya kalktılar. Güvenlik güçlerini göreve davet ediyorum lütfen. Jandarma. Jandarma sataşma var lütfen. Ne yaptın bu konuda? Jandarma. Jandarma. Hesap genel kurulda verilir, burada verilmez. Güvenlik. Darbe isterim seni. Saklı gizli kalk yapsın. Zaptı alın. Hakaret. Hadi. Tamam. Ne demiş beyefendiler? Kumyaka meydanı satılıyor. Köy meydanı satılıyor. Tamam mı? Köy satılığa çıkmış. Sen ilk önce yaptıklarının hesabını ver. Yargıtay'dan aldığın cezanın hesabını ver. Köye 250 bin TL bıraktığın borcun hesabını ver. Yargıtay'dan aldığın görevi kötüye kullanmaktan aldığın cezayı söyle. Tamam mı? Aldığın cezayı söyle sen. Onları konuşma. Görevini nasıl kötüye kullandın? Mudanya Mahkemesi'nde beraat ettin. Yargıtay'da beraat ettin. Davadan ceza aldın. Görevini kötüye kullanmaktan. Nerede orada? Tamam mı? İşte olay böyle. Söyleme derdini söyle. Tamam. Bir dakika bırak. Bu bilgilendirme toplantısıdır. Sen çevirdiğin kuzuların hesabını ver. Köyün ne kadar malını tamam mı? Sen dinleyecek misin, dinlemeyecek misin? Yargı yolu orada. Tamam mı? Sen dur, sana da gelir sıra. Hepiniz de sıra gelir. Anlatıyorsun. 2009'da aldığı günden bu tarafa anlatıyorsun. Sen kendi hesaplarını ver, ondan sonra biz hesap veririz. Veriyoruz da zaten. 2009, hayır. Tamam mı?
Hastanede yatarken Nabiz Batmaz muhtara bacalar gelip de hastane parasını istediğini söyletme bana. Terbiyesiz gitme. Tamam mı? Ha, konuşma bunları. Onu konuşma. Yalan mı Derviş Bey? Almadın mı? Aldım diyorsun. Bak. Ha, sen geldin istedin. Sen geldin istedin. Yap su istiyorsun. Yap su istiyorsun. Yap. İlk önce kürsüye müdahale etme. Kürsüye müdahale etme. Alın bunu buradan. Kürsüye müdahale etme. Alın bunu buradan. Kürsüye müdahale etmeyin. Kürsüye müdahale etmeyin. Kürsüye müdahale etme. Komutanım. Tahrik ediyor abi, alın bunu burada. Bilgilendirme toplantısında tahrik ediyor. Belki de ediyor. Sakin ol. Necat'ın ailesine gidelim. Sakin ol. Arkadaşlar sakin ol. Ailesine gidelim. Sakin ol. Gaza gelmeyin, gaza gelmeyin. Rahat olun. Sakin sakin. Önce bir dinleyin, ondan sonra gerekli şikayetlerinizi yaparsınız. Önce dinleyin, gerekli şikayetlerinizi gerekli yerlere yaparsınız. Kimsenin ailesine avukat katılmamıştır. Hayır, öyle bir şey yok. Kayıtlarda var, basın kayıtlarında var. Alırsınız. Basın kayıtlarından alırsınız. Arkadaşlar lütfen. Basın kayıtlarından alırsınız. Bak oraya cevap ver, oraya. Oraya cevap ver. Biz cevabını veririz her şeyin. Biz her şeyin cevabını veririz. Ayıp ayıp. Yakışmıyor sana. Yakışmıyor sana, yakışmıyor. Yakışmıyor sana. 10 sene hizmet etmiş bir adama yakışmıyor. Ezan okunuyor beyler, sakin olun. Ezan okunuyor, ezan. Ezan okunuyor, ezan. Sakin olun. Haram para lazım değil mi sen? Çok biliyorum ben haramla çalışmamı. Sağ olun. Nur abi, alacağını söyle, alacağını Nur abi. Ne kadar alacağını söyle, onu söyle. Söyle söyle, aldın. Aldın değil mi? Aldın. Nur abi, benim sarabeyim var mı? Selman Kaleli bekliyor orada. Nur abi yalan söylüyorsan sen bilirsin yani. Tamam aldıysan almışsın da tamam, çıkıp yok. Niye? Bana hırsız diyecekler, şerefsiz diyecekler, taciz diyecekler, istismarcı diyecekler. Ben onlar konuşacak, ben susacağım öyle mi? Niye abi? He? Böyle bir dünya yok yani. Böyle bir dünya yok. Tamam abicim, sakin olsunlar, bitti. Sakin olun. Komutanım benim ne yapacağımı, benim ne yapacağımı. Bak bak, burada benim metnim var. Burada, burada, burada bir... Ya sen bak, otursana yana sen ya. Otursana sen. Bak lan diyor ya, bak adama bak, lan diyor ya. Seni bundan bir şekilde muhtar seçmiş ara. Güven insanına bir tane lan diyorsun ha. Yazıklar olsun. Kimse muhtara bu. Yazıklar olsun. Aşağısına muhtarsın, aşağısına. Tahrik ediyor bak, alan çıktı sen. Tahrik ediyor ya. Sen, ya. Alan çıkıyor, alan çıkacak. Abi iniyorsun, nereye gidiyorum, ezan bitsin. Ezan bitsin, ezan. Ezan bitsin. Ezan bitsin diyor lan, çok mu dinin acaba? Ya ne yapacaksın? 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 Ya ne yapacaksın?
benim uzun zamandan beri arzu ettiğim bir toplantı bana haber olarak geldi. Ben de bu toplantıya özellikle katılmak için Bursa'dan buraya özel olarak geldim. Şimdi arkadaşımız bir takım problemler var. O problemlerle ilgili açıklama yapacak. Medeni dünyada yaşıyoruz. Yani burada aynı köyün insanlarıyız. Birbirimize kırıcı şekilde konuşmayalım. Güzel güzel konuşalım. Soruları olan varsa güzel güzel sorsunlar. Arkadaşımız da güzel güzel cevap versin. Yani bu köy hepimizin. Sadece bu arkadaşım lütfen konuşmuyor. Bir saniye abi, bir saniye. Özellikle bir dakika, beni ithamda bulundu. Benim sana borcum var mı? Şimdi yok. Yok. Ne oldu? Anladım. Bravo. Arkadaşlar, burada kişisel konuları konuşmuyorum. Burası hepimizin köyü. Bütün köyün ortak değerleriyle ilgili mücadelemizi hep beraber yapalım. Dolayısıyla sizi hükümete davet ediyorum. Gayet güzel bir şekilde dinleyelim. Arkadaşımız konuşsun. Cevap, soru soracak olanlar varsa soru sorar, cevap verirler. Ama bunu medeni şartlar altında yapalım. Lütfen, rica ediyorum. Teşekkür ederim. Nur abicim, ben teşekkür ederim. Dedik de toplantıya başlarken açık ve net bir şekilde ifade ettiğimi zannediyorum. Bu toplantı soru cevap toplantısı değil, sadece bilgilendirme toplantısı dedim. Altını çizdim bunun. Bu toplantının neticesinde tatmin olmayan ortaklar ya da herhangi ortaklar sadece bu konuda mudildir. Şikayetlerini istedikleri kuruma yapmakta özgürdürler. Burada tartışmanın hiç kimseye yararı ve faydası yoktur. Biz bilgilendirmemizi yaparız. Notlarınızı alırsınız. Eğer tatmin olmuyorsanız devletin her türlü adli kurumu sizin şikayetlerinizi almakta ve irdelemekte, aramakta, cevap vermekte ve gereğini yapmakta hiçbir şekilde imtina etmezler. Ta ki bundan 4 yıl önce yapıldığı gibi. 4 yıl önce de Kumyaka Muhtarlığı, Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Suriyeli Kooperatifi hakkında yapılmış olan şikayet neticesinde Mudanya Cumhuriyet Savcılığı, Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü, Mudanya Vergi Dairesi, Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Organize Şube Müdürlüğü, Bursa Yeşil Vergi Dairesi Müdürlüğü, Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve bu kurumların tamamıyla ilgili bütün dosyalarımız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, Sur Ürünleri Kooperatifi'nin ve muhtarlığa ait olan bütün evraklar Organize Şube Müdürlüğü tarafından gelip teslim alınmış ve 8 ay süreyle incelenmiş. İnceleme neticesinde savcılık tatmin olmamış, Tarım Bakanlığı'ndan kontroller istemiş. Tarım Bakanlığı'ndan gelen iki tane kontroller nezdinde 1,5 ay daha süren inceleme ve araştırma neticesinde kontrollerlerde raporlarını sunduktan sonra Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı 24 sayfalık bir takipsizlik kararı vermiş. Verilen bu karara şikayetçi kişiler itiraz etmişler. İtiraz da Bursa mahkemelerine gitmiş. Bursa mahkemeleri de bu şikayeti incelemiş, irdelemiş ve şikayetçi kişilere kesinlikle ve kesinlikle bir daha itirazı kabil olmamak kaydıyla karar verip üzerine bir sayfa daha takipsizliği eklemiş, yollamış. Demek ki bu kooperatifin her aşaması adli kurumlar tarafından, idari kurumlar tarafından incelenmiş, denetlenmiş. Buraya kadar her şey net ve açık. Ne oldu ki bize, ne oldu ki Kumyaka'ya bu kadar birbirimize girdik, bu kadar birbirimize düşman olduk, niye kutuplaştık, neden buralara geldik, neden böyle oldu? Bunları hepimiz kendimiz ve önümüze şapkamızı koyup düşünmemiz gerekiyor. Bizde hata varsa biz hatalarımızı düzeltiriz. Eğer sizlerde hata varsa siz bizi demek istemiyorum çünkü kutuplaşmaya giriyor bu konu. Kumyaka, Nur abimizin az önce ifade ettiği gibi, evet ufacık bir yerde yaşıyoruz. Toplam nüfusumuz, yaz nüfusunu söylemeyeceğim. Kışın Kumyaka'da yaşayan taş çatlısın 200-250 kişi dahi yok. Yani çıktığımızda kahvemize bir avuç yerde 500 metrekare çap alanında yüz yüze bakıyoruz. Cenazemizle beraberiz, sevincimizle beraberiz, üzüntümüzle beraberiz. Neyi paylaşamıyoruz bunu anlamış değilim.
Evet, bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız öğrenin. Ama dinleyin ki öğrenin. Dinleyin, öğrenin. Eğer hakikaten, bak konuşuyorum işte Ercüment, konuşuyorum işte, öğrenin. Hala adam gibi, bir adam değil miyiz biz Ercüment? Sataşma işte. Sataşma, pek dinle, gereğini yaparız. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Neticede yaklaşık 2013 yılından beri sürekli eleştiriyorsunuz. Sürekli hakaret ediyorsunuz. Beni her şekilde, her kuruma şikayet ettiniz. Her gün cezaevine attırdınız, her gün tutuklattırdınız, cinsel istismarcı yaptınız, tacizci yaptınız, yapmışsın her abi. Türlü şey yaptınız. Ya, sus ya. Allah Allah. Yapmışız. Sus ya. Görenler var, duyanlar var. Allah Allah. Sus. Bırak bu işleri. Evet, devam et. Sus. Tamam, devam et. Böyle. Hiç kimse bu işin aşığı değil. Ben bunu her toplantıda, her genel kurulda defaten ifade ettim. Bu kooperatifin başkanı olmak ya da olmamak gibi ne bir aşka sahibim ne bir lükse sahibim. Biz 2013 yılında sen 10 gündür bana demiyor musun? Bir dakika. Abi soru cevap yok. Dinle lütfen dinle. Soru cevap yok. Biz 2009 yılında bu işleri en iyi bilen aranızda benim. Dolayısıyla yaptığın şeyi yapmaya devam etme. Bildirini oku, herkes dinlesin. Beyler 2009 yılında Kumyaka. Bir dakika dinler misin abi? Abi soru cevap yok dedik. Soru cevap yok dedik. Bildirini oku musun? Evet ama sus da okuyalım. Bildiriyi okuyacağız, sus okuyalım. Geçmişle ilgili bir şeyleri bilmek lazım. Öyle değil. 2009 yılında biz bu putlarla seçildiğimizde bu köyde bir dakika dinleyin, bir yerlere geleceğiz ama. Bir dinleyin. Bir yerlere geleceğiz. Bak zamanımız da yok. Bir yerlere geleceğiz. Çünkü tesisatın gitmesi lazım. 2009'da mutlu olduğumuzda ben yanımda Şemsettin Ağza, Nuh Atik arkadaşımız Ağza, Mustafa Dinleten Ağza ve Recep Adliç Ağza arkadaşlarımızla birlikte 2010 yılında 63-60 yasının gelmesini öğrendiğimizden itibaren buna bir önlem almak açısından Kumyaka'nın taşınmasının bir kooperatif kurulup kooperatife aktarılması konusunda karar aldık ve bu kararlar karar defterlerinde mevcut. Gayet legal bir şekilde mallar aktarılmıştır ve bu işlem yapılmıştır. Bunları kısa kısa geçeceğim. Bu işlemler yapıldıktan sonra, aradan birkaç sene geçtikten sonra bazı arkadaşlarımız, isim vermeden bak sataşmadan yapacağım, bazı arkadaşlarımız bu konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe yazarak Kumyaka muhtarı bir kooperatif kurdu, köye ne kadar taşınır taşınmazı varsa hepsini Tarımsal Kalkınma Kooperatifine aktardı. Aslında bunlar köyün hakkı değil. Büyükşehir Belediyesi sizin hakkınız, gelin dava için bu malları alın diye şikayet dilekçeleri var ve altındaki imzalarında kim olduğunu ben biliyorum. Peki biz neyin kavgasını yapıyoruz madem bu köyün malını mülkünü istemiyordunuz da? İstemediğiniz için gidip şikayet edip büyükşehir alsın diyorsunuz da yasayı da bilmiyorsunuz. Büyükşehir'e zaten geçmesi mümkün değil. Mudanya Belediyesi'ne geçecektir mal. Köyün malları Mudanya Belediyesi'ne geçecektir dedi. Büyükşehir'e değil. Büyükşehir'e değil. Neticede oradan aldık buraya geldik. Burada bu iş sarpa saracak. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Söyleyeceğimi söyleyeyim. Neticede adli kurumlara gider şikayetinizi yaparsınız. Neticede geçen hafta basın yayın kuruluşlarında yapmış olduğunuz ifadelerde kooperatifimizin 3 milyon TL borcu olduğunu ifade etmişsiniz. Kooperatifimizin hali hazırda o rakamlarda bir borcu yok. Evet borcu var. Tam 1 milyon TL. Bir dinleyecek misin kardeşim? 1 milyon TL borcu vardır kooperatifin. 3 milyon TL değil. 1 milyon TL. Tamam mı? Neticede arkadaşımız sevgili kardeşim, Necat kardeşim muhtar olduğunda basın yayın kuruluşlarına bir demeç vermişsin. Demişsin ki ben muhtarlığı devrederken, hatta senden önce Ercüment kardeşim vermiş bu demeci basına, köyün demiş 41 tane taşınmazı vardı. Öyle yazıyor gazetede. Necat kardeşim de demiş ki 40 tane tapu teslim etti. Tamam mı? Kaç tane tapusu var köyün?
Vallahi 30'la 40 arası. Bak böyle afaki olmaz. 30-40. 10 sene muhtarlık yaptığın zaman malını mülkünü bileceksin. 5 tane. Ben size söylüyorum. 24 adet tapusu vardır. Bunu tapudan da öğrenebilirsiniz. Kumyaka'nın hepsi dahil. Kumyaka'nın taşınır taşınmaz tümü 24 adettir. Şu anda Kumyaka'nın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin borcundan ötürü herhangi bir icra takibi yoktur. Herhangi bir icra takibi yoktur. Herhangi bir satış, herhangi bir satış söz konusu değildir. Şu anda bankayla yapılandırma konusuyla ilgili irtibatlarımız devam ediyor. Hiçbir mala, hiçbir şekilde satış kararı alınmamıştır. İcra takibi yapılmamıştır. Şu anda hiçbir şekilde köy satılıyor, satıldı, satacak, satıyorlar. Bankası böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an için böyle bir şey yok. Tamam mı? Kumyaka'nın satılacak yeri de yok. Tamam mı? Kumyaka'nın satıldı. Ne kaldı ki? Neyle ödeyecek bu kooperatif bu borçları? Şu anda kooperatifin kendi kayıtlarında 17 adet tapulu mülkü vardır. Bugünkü rayiç değerlerden baktığınızda minimalde 20-30 milyon lira civarında gayrimenkulü vardır. Borcu da 1 milyon TL'dir. Peki bugüne kadar 10 milyon TL'lik mal sattı. Bugün almaya kalksan 10 milyon TL. Muhtarlık döneminde satılmış malların hesabını soramazsın. O bitmiş geçmiş. O bitmiş geçmiş. Tamam mı? Çünkü bitmiş geçmiş. Onun hesabı da verilmiş. Verilmiş hesabı. Adli kurumlarda hesabı verilmiş. Peki bu kadar çemkirirken, bu kadar çemkirirken Ramiz Batmaz tek başına mı yapmış bunları arkadaşlar? He? Nerede o zaman Nuhati'ye niye hesap sormuyorsunuz? Recep Andici'ye niye hesap sormuyorsunuz? Mustafa Dinletiler'e niye hesap sormuyorsunuz? He? Niye bu insanlara hesap sormuyorsunuz da sürekli beni hedef alıyorsunuz? He? Hayır, bu kooperatifin kurucu başkanı ben değilim. Bu kooperatifin kurucu başkanı Ali Mahir Vural. İkinci başkanı Niyaz Cemal Yılanlı'dır. Tamam mı? Peki, ben sonradan gelen başkanım. Anladınız mı beyefendi? Satılacak. Kooperatifler genel kurullarıyla yönetilir. Genel kurullarında hesap verir. Meydanda, sağda, solda, orta, burada haber vermez. Biz bunu Kumyaka halkını bilgilendirmek açısından, yanlış bilgilendirilmemesi açısından, Kenar köşede kongre yapılmaz. Köy kahvesinde yapılır kongreler. Kenar köşede toplaşır. Kooperatif istediği yerde seçimini yapar. İlanlar yapılır. İlanları da imzalayan heyet vardır. Bunların şikayetleri yapılır. İmzaladığı muhtara sor. Neredeymiş? Evet, imzaladığı kişiye sor. Neyse gene soru cevaba geldi. Karşılıklı konuşuyoruz. Beyler şu anda tabii ben konuşmak için geldim zaten. Şimdi soru cevap almayacağız dedik. Konuşamazsın. Adli kuruma gideceksin, adli kuruma. Şikayeti adli kuruma yapacaksın. Sen adli kuruma hesap verecek. Sen. Ramiz abi söz verir. Hepsini suçlusuna bulundu. Abi. Sana ben bağırdım burada. Bağırdım. Ya bu tartışmaya geldi. Bu malları sattın. Bir dakika. Bu malları sattın, ne yaptın? Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yedi. Ben de köyü yiyorum. Aynen dedim. Ispat et. Bak şimdi. Geçsin. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Müsaade etsene okuyun. Müsaade etsene kardeşim yeter. Yalan. Kelimeyi anlatıyor. Abi bir dakika. Soru cevap. Ben bir şey soracağım. Bir dakika. Soru cevap yok dedik. Soru cevap yok. Var. Yok. Bu krediye niye ihtiyaç duyduğunda aldım? Yapabilirim. Soru cevap yok. Bak kooperatif genel kurulundan alır. Kooperatif genel kurullarından alır yetkiyi. Senden değil. Genel kurullardan alır kooperatifler yetkilerini. İsmail abi bak şahıse indirgemiyorum. Beni konuşturma. Bırak bazı şeyler aramızda kalsın. Tamam mı? Ben kişiselleştirmiyorum orayı. Sadece burada bilgilendirme yapıyorum. Bak işinize gelmiyorsa, eğer sizi tatmin etmiyorsa burada bağırmakla, çağırmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. Sen bize... Burada dinlersiniz, notlarınızı alırsınız. Sizi tatmin etmeyen bir şey var ise burada kavga ile bir şeyi çözemezsiniz. Adli kurumlarda arayacaksınız. Zaten aradınız. Olmadı. Neden olmadı? Böyle yaptınız. Olmadı. Bilemem ben neden olmadı. Bir dakika dur. Yapın ruhsatı yok. İşletme ruhsatı yok. Nereden biliyorsun?
Kendin söylüyor. Nereden biliyorsun? Kendin söylüyor. O zaman yok mu? Şu anda var. Burası var. Hadi bakalım. Niye bu krediye ihtiyaç duydun? Tesis yapmak için duydum. Hangi? Tesisin %75'ini Avrupa Birliği. %75'ini. Avrupa Birliği'nin dükkanı olsaydı necek işindesin? Hocam. Ama bizlerden kişilerle girersek iyi şeyler olmaz. Sirilya yolundaki, evet. Sirilya yolundaki yeri, meyhaneyi köyün parasıyla yaptın. Orayı meyhaneye çevirdin. Ve sonunda yıkıldı. Köyü zarara uğrattım. Dünya zarara uğrattım. Aşağıyı işgal ettin. Kendine meyhane yaptın orada. Rakı satıyorsun. Köy halkı aşağı inemez. Bütün çevreyi tellerle çevirdin. Köy denize mahrum kaldı. Yüzmeye yer bırakmadın. Yüzmeye yer. Köy halkı inemiyor aşağı. Ticarete döktün hep. Hep kendine çalışıyorsun. Şimdi Sayın Kumbetalılar, ben 5 yıldır sizleri tanıyorum. Ben gerçekten şu an sizleri tanıyamıyorum. Ama buraya gelmedin. Medeni insanlar gibi dinleyelim. Medeni insan abi, gibi dinleyelim. Lütfen biz bunların hepsini biliyoruz. Şimdi dinlemeyecekseniz ben basın toplantısını kapatacağım. Yani. Abi dinlemek istemeyen lütfen gitsin o zaman. Dinlemek istemeyen de buradan ayrılsın. Ya niye ayrılıyorsun? Şimdi medeni insanlar gibi oturalım. Dinlemek için geldiniz. Zaten soru açacak. Buranın herkesin ama derdi var burada. Siz oradan bağırırsanız. Hayır, bana hak vermek mecburiyetindeyiz. Ama bak, bu konu için. Siz ordunu da bırakmayın. Hayır, biz de ben Kumyakan'ın medeni bir topluluk olduğunu biliyorum. Anlatsın bakalım o zaman. Öğrenin. Kötürü almaya dönüyor oturun. Şimdi de yolundaki meyhanına. Kaçma be. Kaçma. Tamam. Ya genel kurul tutaklarına bakılır, söylenir. Genel kurul yetki almadığı sürece hiçbir işlem yapamaz. Yönetim kurulu tek başına hiçbir eylem içerisinde bulunamaz. Parayı da kooperatif yönetim kurulu tek başına kullanamaz. Kesinlikle yetkiler genel kuruldan alınır, harcamalar. Biz ortak olarak genel kurulda çoğunluğa bakılarak demek ki sana bir borçlandım yetkisi verilmiş. Evet. Dolayısıyla borçlanmışsın sen. Evet. Dolayısıyla genel kurulda bütün mizanlarını ortaklara sunduğunu düşünüyorum. Ben de sunuyorum. Sunma doğru mu? Katılmadığım için bundan dolayı soruyorum. Yapmadı ki, kaçak küçük kenarda yaptı en son genel kurulu. Şimdi ne yazmış? Bir dakika. Ben bu köye 1,5 aydan beri geldim. Dolayısıyla daha fazla zamanımı geçiriyorum. Genel kurulla ilgili şöyle bir söylenti duyuyorum. Askıda çok uzun süre bekletilmedi. Asıldı. Hiç asılmadı. Gerekli süreyi, sana verilen süreyi doldurmadığını duyuyorum. Ben de şimdi sana soruyorum. Diyorum ki burası bir kooperatif. Dolayısıyla kooperatif üyelerine, ortaklara SMS'le mesela bilgi verilebilirdi. Hepimizin bilgisi olabilirdi. Genel kurulda ibra edildiğini söylüyorlar. Evet, çoğunluk sağlandıysa o toplantıda. Kaç kişiyle? Bilmiyorum. 21 kişi. Hayır, bilmiyorum. Ben söyledim, 21 kişi vardı orada. Dolayısıyla bu doğru mudur, değil midir? Hukuki olarak genel kurul iptal davası açılır, olur biter. Sorumluluk davaları açılır, olur biter. Onun için ben herkesi dinliyorum, herkese de herhangi bir şey pay vermiyorum. Dolayısıyla lütfen bildirini yaparken bunları da bana bilgi olarak verirsen sevinirim. Tamam. Tamam kardeşim. Ne dedin? İlan edilmemiş dediniz, değil mi? Evet. İlan yapılmamış. Şimdi ilan edilmediğini iddia ediyorsunuz. Benim elimde bir ilan tutanağı var. Evet. Tamam. Açık. Bu ilan tutanağının tamamını okumaya zaten gerek yok. En alt metnini bir okuyayım. En alt metnini. Kooperatif yönetim kurulunun. Kooperatif yönetim kurulunun hazırlamış olduğu toplantı tutanağı gündemi 21.5.2019 tarihinde kooperatifin bütün ortaklarının görebileceği şekilde ilan mahalline asılmıştır. Altında imza
Muhtar Ercüment Yılmaz, Ağza Tahir Vural, Ağza Sadu Salkı. Eğer bu asılmadığı iddia ediliyorsa, biz bunu her iki tarafa astık. Ben buraya hem buraya astım, hem aşağıya astım. Tamam mı? Ve sabah geldiğimde burada ilan da yoktu. O beni ilgilendirmez. Burada asılmıştır yazıyor mu? Asılmıştır imzalamış mı muhtar meyeti? İmzalamış mı? Bunun ötesi var mı? Beni ilgilendirmiyor. Bu yapılmış. Bak. Yapılmıştır. Cümle çok açık net. Evet. Ben ortaklar adına şimdi konuşuyorum. Bu konudan eğer şikayetimiz varsa. Tabii. Benim mesela şikayetim var bu konuda. Neden haberim olmadı benim? Bir aydan beri burada. Tamam. İkametgahımı da buraya aldım. Tamam, zaten burada. Dolayısıyla benim bir haberim olmadığı zaman ben gidelim. Şimdi söylemek istemediğim bir şeyi söyleyeceğim. Söyle. Affınıza sığınarak. Şimdi bu kadar karşımda muhalif grup varken hele hele ki muhtar ve heyeti. Muhtar ve heyeti ve arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi muhtar bu ilan metnini imzalayacak. Hiç kimseye bildirmeyecek. Hiç kimseye söylemeyecek. Aklınız alıyor mu bunu? Anlıyor ya. Hiç kimseye söylemediniz değil mi? Yalan mı söylüyor acaba? Kooperatifin ilan tarihini hiç kimseye anlatmadınız siz değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ha, demek ki bu iş böyledir. Tamam. Vedat'ım görüp görmediği beni ilgilendirmiyor. Var mı? Ne bağırıyorsun ki? Ne bağırıyorsun? Asıldığını gördün mü? Ne bağırıyorsun? Ben askıda bir şey görmedim ama asılmadı ben asma ki. Şey değilim. Yani asıldı bana, mı? Asıldı mı? Ne olur görüp görmemesi önemli değil. Kim gördü? Boşanıyor. Devlet yazıyla konuşur, sözle değil. Devlet yazıyla konuşur, sözle değil. Burada devlet olarak sen bu imzayı atmışsın. Bitti. Gerisi hikaye ve yalandır. Tamam mı? Hikaye altı şahit asılmadı. Burada. Boşluğa bak boşluğa. Beni ilgilendirmiyor. Boşluğa bak altına ilave yapın. Sen kriminele gider bu kriminele. Gider her yere tamam, gidecek. Gitsin sıkıntı yok. Ben soruşturma geçiririm. Ama delikanlı gibi geçiririm. Adil suçtan. Siz ilk önce bir dinlemeyi öğrenin. Tamam. Tamam. Adil kurumlara gittiniz. Gittiniz geri geldiniz. Gittiniz geri geldiniz. Hala da sayılır. Görürüz. Sonunu görürüz. Olarak ben sana söyleyeyim. Sor. Bu dernekçilikte en büyük dernekçi hepiniz arasında benim. Olabilir kardeşim. Saygı duyuyoruz. Bu bildiriyi, bu toplantıyı yapayım. Yanlış yönetiyorsun kardeşim. Bir. Yanlış yönetiyorsun. Onun için bildiriyi lütfen oku. Ben sana Peki bir dakika bir dakika. Bir dakika sataşma var bir dakika. Ben kalkıp kooperatifin borcu 1 milyon lira deyip de basına 3 milyon lira deyen ben değilim. Ben değilim değil mi? Köyün 24 parsel yeri olup basına 41 parsel yeri var deyen ben değilim değil mi? Ramiz abi. He? Basına bu demeçleri verirken ben verdim. Sen 10 sene muhtarlık yaparak Kumyaka'da taşınır taşınmasının ne olduğundan haberin yok, bilgin yok. Kaç parsel yeri var, kaç tane tahtası var, kaç tane evi var. Bunları öğrenmemişsin sen. Bunları öğrenmemişsin. Sayısını bilmiyorsunuz. Önce öğrenin, ondan sonra konuşun. Bu yaptığınız çok ayıp ve yanlış. Yanlış. Bildiri böyle olmaz. Bildiri böyle olmaz. Sen bu toplantıyı yanlış öğretiyorsun. Bir abim olarak sana söylüyorum. Kardeşim bir fırsat verseniz söyleyeyim. Ben konuşayım. Kardeşim bak şunu söyleyeyim. Ben işin başında lütfen işin altını kestim. Lütfen bildim. Hem oku diyorsunuz, sataşıyorsunuz kardeşim. Ben sataştım sana. Ama konuşturmuyorsunuz işte. Hala konuşuyorsun mesela. Ben sana teknik yalan olarak konuşuyor. Ortak olarak bir soru soruyorum. Yalan konuşuyor. Ben tartışmıyorum. Bak bir dakika. Lütfen bildirini okumaya devam et. Kardeşim bunun hesabı burada verilmez diyorum. Ben bilgilendirmeyi yaparım. Yap işte. Beğenmiyorsan adli kurumlar orada gidersin. Gidersiniz. Bana bile yanlış yani burada, burada sataşamazsınız ya. Burada bir şey yok. Ben sataşmıyorum sana. Biz insani bir şekilde, sana. Kardeşim tamam öyle diyelim, öyle kabul edelim. Evet, biz burada insani bir şekilde dedik, halkımızı bilgilendirelim, Kumyaka'yı bilgilendirelim, Kumyaka ortaklarını bilgilendirelim. Doğru bir şekilde bilgilendirelim. Yanlış varsa bu yanlışlar bir şekilde ortaya dökülür. Ben meydana çıkar. Ama burada sataşmakla, bağırışmakla, çağrışmakla, birbirimize hakaret etmekle bu işleri çözeriz. Satılan mallar geri gelecek mi? Ya satılan mallar geri gelecek mi? Siz bu malları zaten istememişsiniz kardeşim. İstememişsiniz. Adam bilekçe almış orada. Altında imzası var adamın. Tamam mı?
Ona soracaksınız, o biliyor. Sen de biliyorsun kim olduğunu. Siz de biliyorsunuz kim olduğunu. Çok iyi biliyorsunuz siz de kim olduğunu. Kimlikte, birlikte hareket edenler kimler varsa onların hepsi biliyor. Şu anda o kişi de burada. Tamam mı? Niyaköy'ün parasını harcadık. Biz hesaplarını vermişizdir. Tamam mı? Hesaplarını vermişizdir. Hiç kimseden korkumuz yoktur, çekinceniz yoktur. Ama şu yapılmış olan Kumyaka'da şu kutuplaşmanın buraya gelmesinden ötürü eser duyuyorum. Kumyaka adına üzülüyorum. Kumyaka adına üzülüyorum. Bakın şurada, burada yaygınlığı koparan önde bir 10-15 kişilik bir grup var. Yani bunu çok ayıp ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Yalakaların yok yanında. Şimdi aynen bir arkadaşımızın dediği gibi göttaşlar yandaşlar mı? Evet. Yalakalar mı? Yalakalar mı? Öyle mi? Altyazı M.K.